El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dizaynı bize nasip etti. En güzel o değil mi sevgili kardeşlerim? Allah ve en güzel sohbet Allah'tan bahsetmek değil mi? İnşallah öyle yapıyoruz. Ve bir sualler ve cevaplar faslında hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki gene birlikteyiz. İşte ilk sual Doktor Abdülcebbar Boran'dan geliyor. Diyor ki birinci sualinde Enam suresinin 52. ayet-i kerimesiyle Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi arasında dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemek açısından bir ilişki var mı? Elbette var. Şimdi sualleri okuyoruz inşallah. Enam 52. Ve la tatudillezine yed'une rabbuhum bil gadati vel aşiyyi yuriduna ve cehu. Ma aleyke min hisabihim min şeyin ve ma min hisabike aleyhim min şeyin. Fe tatrudehum فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Diyor ki Allah Teala ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Yani senin kazandıkların sana aittir. Onların kazandıkları onlara aittir. Öyleyse onları kovarsan o zaman sen de zalimlerden olursun. Neden bahsediyor Allah Teala? Sabah akşam Allah'ın zatına dileyerek, yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek, eğer ulaşmışlarsa Allah'ın zatını görmeyi dileyerek sabah akşam Allah'a dua edenleri yanından kovma diyor Allah Teala. Öyleyse ayet-i kerimenin önemli olan yeri burası. Sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek Allah'a dua edenleri yanından kovma. Allah'ın zatını hem Allah'a ulaşmak için dilemek söz konusu, hem de Allah'ın zatını görmek için dilemek söz konusu. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ve ya kavmi la eselikum aleyhi mala. Ey kavmim, ben sizden mal istemiyorum, talep etmiyorum. Mal konusunda sual etmiyorum. İn ecriye illa alallahi. Çünkü benim ücretim sadece Allah'a aittir. Ve ma ene bitaridillezine aminu, ve ben aminu olanları kovacak değilim. İddehum milaki rabbihim ve lakinni erakum kavmen teçhulun. Muhakkak ki onlar Rablerine milaki olacaklardır. Ve lakinni erakum kavmen teçhulun. Ve lakin ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim, buna karşı, yani size tebliğ ettiğim şeylere karşı sizden bir mal istemiyorum diye başlıyor. Ama önemli olan
bu Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanları yanımdan kovamam demesi ve Allah-u Teala'nın da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabah akşam Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek, dilemek suretiyle Allah'a dua edenleri yanından kovma diyor. Her şey en mükemmel standartlarda cereyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Resullerin yanlarında olacaklar, yanlarından kovulmayacaklar. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler dediğimiz zaman spektrumu bütünlüyoruz. Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Allah'ın zatını dilemenin birinci kesimi olan Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ama ondan sonra da aynı kişi Allah'ın zatını, bu sefer de Allah'ın zatını görmek açısından dileyecektir. Ve ta selam makamının 5. kademesine kadar kişinin yoluna devam etmesi söz konusudur. Yani yolun sonuna kadar. Allah razı olsun. Öyleyse bunların arasında her ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanlarından Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'ın zatını ve içini dileyenlerin Resul'ün yanından kovulmaması söz konusu. Bir ilişki kesin. İki tarafta Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci suali, Cebbar'ın Dehruç ile Enam 53 arasında şükür açısından bir ilişki var mı? Enam 53'te nimetlendirilenlerin Dehruç'e göre şükredenler olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsan Suresi 3. ayet-i kerime İnna hedeyna hüssemil sebira imma şekura imma şakiran ve imma kefura. Muhakkak ki biz onları, onu yani insanı, hu olduğuna göre o insanı sebiyle, sırat-ı müstakime, Allah'a kavuşturan yola ulaştırırız. Kimi şükredenlerden olur, kimi küfür edenlerden olur. Enam 53 ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'd. Liyekulu ehaulâhi mennallâhi aleyhim min beynina. Eyleysallâhi bi aleme biş şâkirîn. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Öyleyse Allah'ın nimetlendirdikleri şükredenlerdir. Öyleyse Enam 153'te Allah-u Teala nimetlendirdiklerini söylüyor insanlara.
Allah'ın nimetlendirdikleri, neyle nimetlendirdikleri? 12 tane insandan sonra başta devrin imamının ruhunun onların başının üzerine gelmesi birinci nimet olmak üzere 7 tane nimetle nimetlendirdikleri insanlar. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. 14. basamakta Allah onları bütün şartlarını tamamlayarak mürşitlerine ulaştırır. Ya, o güne kadar verdiği insanları devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle onların nimet haline getirir. Ve onlar onları nimetlendirdiklerini şükredenler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Kimlerdir şükredenler? Daha evvelden başlar mı? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerdir. Küfür müessesesi 3. basamağa kadar devam eder. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve küfürden kurtulur. Neden? Çünkü 3. basamakla 7. basamak arasında birkaç dakikalık bir farklılık vardır. 3. basamağa ulaşan hiçbir şey yapmadan 7. basamağa Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ve müessese tamamlanacaktır. Küfürden kurtulan herkes şükredenlerden olur. Öyleyse değer, yani İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesine göre Eylem-i işte nimetlenenler, nimetlendirilenler, şükredenlerdir. Allah razı olsun. 3. suali, İbrahim 1 ile Taha 134-135 arasında bir ilişki var mı? Azaptan kurtulanların ayetlere tabi olup Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Gene söyleyebiliriz. Ayetlere bakalım. Elif, Lam, Ra, Mukatta harfleri. Kitabın enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulümâti ilen nûri biizni rabbihim ilâ sırâtil azîz hamîd sırâtil azîzil hamîd. Bu Rablerinin izniyle İnsanları karanlıklardan nura, Aziz Hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. İlâ sırâtil azîzin hamîd. Allah Teala bu kitap sana indirdiğimiz kitaptır diyor. Rablerin izniyle insanları karanlıklardan nura ve Aziz Hamid olan yola, sıratın Aziz-i Hamid, Aziz Hamid olan yol. Birinci ayet bu. İkinci ayet ve lev enna ehleknâhum bi azabin min kablihi ve kâlu rabbena levlâ erselte ileynâ resûlen fenettebiyâ âyâtike min kable en nezille ve nahsâ.
Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece bize zelil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, Resul'e tabi olmak istikametinde. Taha 135 Kul kullün müterebbisun feterebbesu fesetalemune men ashabü sıratı seviyyi ve men itedâ. De ki herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sıratı seviye ehlidir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz. Taha 100 İbrahim 1'de Allah Teala Sırat-ı Aziz-i Hamid diyor. Taha 135'te Sırat-ı Seviyyi diyor. İbrahim 1'deki olay Rablerin izniyle insanları karanlıklardan nura çıkarmak. Sırat-ı Aziz-i Hamid'e çıkarmak. İlk sırat-ı müstakime ulaştırmak. Taha 134'e bakıyoruz. Ondan önce gerçekten biz onlara azapla helak etmiş olsaydık muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. İkisinde de bir tabiiyet müessesesi var. Bir yola çıkma söz konusu. Resul'e tabi olarak ayetlere tabi olmak, aslında Resul'e tabi olanlar ayetlere de tabi oluyorlar. Allah-u Teala'nın yoluna da tabi oluyorlar. Tabi oldukları anda sırat-ı müstakim üzerine ulaşıyorlar. Taha 135'te ise Allah-u Teala diyor ki, bu ayetlerine tabi olsaydıkın sonunda herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Kim sırat-ı seviye ehlidir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz. Öyleyse burada işaret açıkça geliyor. İbrahim 1'de söz konusu olan sırat-ı seviyeyi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin 14. basamağa kadar üzerinde bulunduğu ilk sırat-ı müstakimdir. Taha 134 ve 135 ise tabiiyetle oluşan, tabiiyetten evvelki 7. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi işaret ediyor. Çünkü bu sırat-ı seviyeyi bittiği zaman sırat-ı seviyyi olanlar tabi olacaklar. Ve
sırat-ı seviyeye ulaşanlar ulaştıktan sonra hidayete erecekler. Bu yol onları sırat-ı müstakime ulaşacak. Allah Teala zulmetten nura iletmek için kullarını önce Sırat-ül Aziz-ül Hamid'e ulaştırıyor. Böyle olması için kişinin karanlıklardan aydınlıklara çıkması için önce ilk ulaştığı yer Allah'a ulaşmayı dileyerek Sırat-ül Aziz'in Hamid'dir. Üçüncü basamakta yedinci basamak arasındaki bir devreyi ifade eder. Kişinin şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu nokta. Bu yedinci basamaktan 14. basamağa kadarsa konu Sırat-ı Seviyyi adını alıyor, yolun adı. Sırat-ı Seviyyi kişiyi hidayete erdirecek. Yani her iki olayın da arkasında Allah-u Teala'nın bir dizaynı var diye düşünüyoruz. Bu ayetlerdeki yollar çeşitli yorumlara sebebiyet verebilirler. Aslında insanın kalbinin gerçek anlamda nurlanmaya başladığı yer 14. basamaktan 27. basamağa kadardır. Ama Sırat-ül Aziz-ül Hamid'e çıkarmak diyor Allah-u Teala. Bir başlangıç olduğu kesinleşiyor konunun. Çünkü Allah'ın izniyle kişi daha yeni yola çıkıyor. Kişinin oradaki karanlıklardan nura çıkması da gözlerinin açılması istikametinde bir olguyu ifade ediyor. Hem işitme açısından karanlıklardan nura çıkıyor kişi, hem de görme açısından karanlıklardan nura çıkıyor. Kalbi de Allah'ın söylediklerini anlayabilecek seviyeye ulaştığı için karanlıklardan nura çıkıyor. Ama kişinin kalbinin karanlıklardan nura çıkması 14. basamakta başlar. 14. basamağa kadar uzanan yola ise Sırat-ı Seviyyi demiş Allah-u Teala burada. Sırat-ı Seviyyi ki kişiyi Sırat-ı Seviyyeden Sırat-ı Müstakime ulaşınca kişi hem kalbi aydınlanmaya başlayacak hem de hedefe götürecek. Azaptan kurtulanların ayetlere tabi olup Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. İnşallah. Azaptan kurtulanlar tam olarak bunlar. Ayetlere tabi olup Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayetlere tabi olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Henüz mürşidine tabi olmamıştır ama ayetlere bu aşamada tabi olmuştur.
Allah'ın ayetlerine tabi olan kişi bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah'ın ayetlerine tabi oluyor. Ve derhal Allah Teala harekete başlıyor. Hicab-ı mestüre, akra, ekinnet alınıyor. Bunların hepsinin gerçekleşmesi söz konusu. Öyleyse birisi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar, ikincisi yedinci basamaktan 14. basamağa kadar hidayete adım atılan noktaya kadar olan kesimi ifade ediyor. Serdar Demirci diyor ki Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinden bahsedip İnnellezine Allah Teala diyor Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnellezine amenu vellezine hadu ve nesara ve sabihine men amene billahi vel yevmil ahire ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbihim. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Şüphesiz ki, muhakkak ki, amin olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler. Amini olan Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler. Bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır. Allah'a ve Allah'a ulaşmaya inanır ve ıslah edici, nefsi ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Bunların her kim Allah'a ve yevmil ahire, yani Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırma gününe inanırlarsa diyor Allah Teala. Onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Bu Allah'ın evliyanın işaretini veren bir ayet. Bakara 62. Şimdi birinci suali bu ayet-i kerime ile Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır diyor. Şura 13. Şerâ aleyküm mineddîni mâ vassâbîhî Nuhan وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَاِيْسَى اَنْ اَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّكُوا فِيهِ. Allah Teala diyor ki senin için şeriat kıldık dinden, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeyi ve
sana vahyettiğimiz şeyi ve İbrahim'e vasiyet ettiğimiz şeyi ve Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek sizlere şeriat kıldık. Lekum sizin için şeriat kıldık diyor. Anlaşılıyor ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve la teferreku fihi ve onda fırkalara ayrılmayın diye. Dinde fırkalara ayrılmamanızı da sizlere şeriat kıldık diyor Allah Teala. Kebur alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Kendilerini davet ettiğin şey, yani şirke, şirkten kurtulmak, tek Allah'a inanmak ve tek bir cemaat oluşturmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim olmak. Müşriklere ağır geldi diyor. Hala öyle, hala müşriklere ağır geliyor. Allah yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisi seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Burada Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Teala her kim Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanırsa, yani Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmaya inanırsa ve bunun neticesinde Allah'a ulaşmayı dilerse ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, o zaman nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlar. Artık onların mükafatları Rableri katındadır diyor. Şura 13'te de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bunların arasında bir ilişki elbette var. İkisinde de Allah'a ulaşmanın muhtevası var. Nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ondan sonra nefsi tezkiye etmeye başlamak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak. Bu manaları ihtiva ediyor. Şura 13'te ise Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacaklarından bahsediyor. Bu hafta aralarında bir ilişkinin olduğu kesinleşiyor. Allah razı olsun. İkinci suali, bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün bu dinlere, aslında tek teslim dinine mensup insanların Allah'a yönelmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemelerinden bahsediyor diyebilir miyiz? Evet, ikisinde de aynı husus var. Allah'a yönelmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri insanların, her iki ayet-i kerimede de Allah-u Teala bundan bahsediyor. Allah'a inanmak,
yevmil ahire, yani ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmak ve ıslah edici amel işlemek, inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dilemek, diledikten sonra mürşide ulaşmak ve ıslah edici amel işlemi o zaman başlamak. İkisi de Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemelerinden bahsediyor. Allah'a yönelmek demek zaten Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Birbirinden farklı şeyler değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a inansa da o Allah'a yönelmiş değildir. Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemenin adıdır. Allah razı olsun. Üçüncü suali Serdar'ın, ancak bu standartlarda fırkalara ayrılmamanın mümkün olabileceğini söyleyebilir miyiz? Evet. Fırkalara ayrılmamak sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkada olacaklardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar tek bir fırkayı oluşturabilirler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde geçen ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini yerine getirin emri sırat-ı müstakim üzerinde olmaktan bahsediyor ve de bütün fırkaların bir tarafta kaldığını, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların ise kurtuluşa ulaştıkları ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri anda sırat-ı müstakimin üzerindeler. Öyleyse ancak bu standartlardaki kişiler için fırkalara ayrılmamak mümkündür. Yani bir tek fırkayı, sırat-ı müstakimi, sırat-ı seviyyi, sırat-ı azizül hakimi, hamidi ve sırat-ı müstakimi kendilerine yol edinenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ankara'dan Sait Göksel'e geliyoruz. Diyor ki, Enam 87 ile Şura 13'te belirtilen seçilenler arasında muhteva itibariyle bir farklılık var mıdır? Enam 87 ve min avaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve işte beynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik. Enam 87. Burada Allah Teala peygamberlerin soylarından gelen ve gene peygamber olarak seçilenler onların soylarından geliyor ama onlar da
nevi olarak seçiliyor. Şura 13'te ise Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ikincisinde sırat-ı müstakime ulaşan bütün insanlar, peygamber falan, resul falan değil, Enam 87 önceden seçilmişliği, doğmadan evvel seçilmişliği ifade ediyor. Nebilerin ve resullerinden gelen, resul olarak seçilmiş olanlar, nebi olarak seçilmiş olanları muhtevasını alıyor. Ama Şura 13 herkesi muhtevasını alıyor. Allah insanlardan dilediklerini seçer. Bu seçilenler zaten insanların neredeyse %90'ını aşar. Ama bunlardan küçük bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Konu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Resul olarak ve Nebi olarak seçilmemiş olan herkesi Allah Teala ikinci basamakta seçer. Şura 13 ikinci basamaktaki seçimi gösteriyor. Enam 87 ise doğmadan evvelki seçimi gösteriyor. Bütün Resuller Allah Teala tarafından doğmadan seçilirler. Elbette gene Resul olan Nebiler de doğmadan evvel seçilirler. Yani her kavimdeki veli Resuller de, huzur namazının imamı olan Nebi Resuller de doğmadan evvel seçilirler. Enam 87 onlardan bahsediyor. Şura 13 bütün insanların arasından seçilenlerden ve o seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesten bahsediyor. Allah razı olsun. İkinci suali, Hicr 23 ile secde 11'i ruhun vücuttan çıkması halinde insanın ölmeyeceğine delil olarak gösterebilir miyiz? Hicr 23 ve inna le nahnu nuhi ve numiti ve nahnul varisun ve muhakkak ki biz sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz ve varis olanlar da biziz. Allah Teala kendinden Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi. Sadece biz öldürürüz ve biz hayat veririz diyor Allah Teala. Hayat verenin ruh olmadığını, Allah'ın bizatihi zatının hayat verdiğini ve hayatı aldığını, yaşattığını ve öldürdüğünü ifade ediyor. Secde 11. Kul yeteveffakum melekul mevtillezi vukkile bikum sümme ila rabbikum turcaun. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği size müteveffa kılacak, öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
Şimdi Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece biz hayat veririz, hayatı da biz alırız diyor. Nasıl? Öldürürken ölüm meleklerini gönderiyor. Öldürenler ölüm melekleri. Ve ölümden sonra vücuttaki mahiyeti kalanlar sona erdiği için vücut artık nefsi ve ruhu kendisine çekmiyor. Çekmediği için artık müsait bir ortam değil fizik vücut. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kişi öldükten sonra. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyorlar. Ondan sonra da ruh kendisi Allah'a ulaşıyor. Böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala'nın ifadesi açık, yani hayatı biz veririz, biz alırız diyor. Ve de Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı, ruhen Allah'a ulaşmayı farz kılıyor. Biliyorsunuz ki intihar kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Öyleyse irci emrinin bir intihar emri olması mümkün değil. Ve Allah Teala bütün insanları hidayete davet ediyor. 12 defa insanların üzerine bunu farz kılıyor. Size kimi de öldürmek isterse oraya ölüm meleklerini gönderiyor. O kişiyi öldürüyor ölüm melekleri. Ruh ondan sonra vücuttan ayrılıyor. Ölüm melekleri ruhu aldıkları için insan ölmüyor. Ölüm melekleri kişiyi öldürdükleri için ruh vücuttan ayrılıyor. Ve Allah'a ölüm melekleri götürüp teslim ediyorlar. Her ikisi de delil olabilir. Ama bunlara ilaveten Bakara 46 daha güzel bir delil diye düşünüyorum. Diyor ki Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar Allah'a mutlaka milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'laştıracaklarına kesin olarak inanırlar ve Allah'a ruhlarının rücu edeceğine de kesin olarak inanırlar. Yani ölümden sonra tekrar Allah'a ruhlarının döndürüleceğine de kesin şekilde inanırlar diyor. Ayet-i Kerime iki defa Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Açık ve kesin bir hüviyette. Üçüncü sual-i Said'in Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan meleklerle çevresinde bulunanların Rablerini hamd ile tesbih ettikleri belirtilmektedir. Arşı tutan meleklerle bulunan devrin imamının da tesbihte olduğunu bu ayet-i kerimeden anlayabilir miyiz? Elbette arşı tutan melekler de tesbihtedir. Devrin imamı da tesbihtedir. Ayete bakalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ. Onlar ki arşı yüklenenlerdir. Yani arşı tutan meleklerdir. وَمَنْ حَوْلَهُ. Ve kişi, onların etrafındaki kişi, arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişiden bahsediyorlar. Onlar diyor, yüsebbihune bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Arşı tutan melekler de
onların etrafındaki kişi de. Evet, sahidin bu kadarı dahi devrin imamının da arşıda meleklerle birlikte tesbih ettiğini kesinleştiriyor. Yani kendi iradesi yok. İlahi irade onu tasarrufuna almış ve tesbih müessesesi onun iradesi yok olduğu andan itibaren ona yerleşmiş oluyor. İslam'dan Hüseyin Nurkadir diyor ki, Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ifade buyurulan liyabudun kelimesi, Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde ve lügatlarda hep Allah'a ibadet etmek şeklinde kullanılmış. Oysa ki biz sizden öğrendik ki bu kelime Allah'a kul olmayı emrediyor. Bu kelimenin mana itibariyle yer değiştirilmiş olmasının İslam'ın temel muhtevasına vermiş olduğu zararı bizlere açıklar mısınız diyor. Zariyat 56 ve ma halektünün cinne vel insa illa liyabudun. Biz insanları ve dinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi eğer bu ayet-i kerime biz cinleri ve insanları bize ibadet etsinler diye yarattık olsaydı, gerçekten manası o olsaydı ne olurdu? O olsaydı ibadet etmek hedef emir olurdu. Yani Allah Teala insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış olurdu. Ve o zaman buradan yola çıkanlar da çok haklı olarak biz İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyoruz. Çünkü bunlar ibadetlerdir. Allah Teala bizi zaten ibadet etmek için yaratmış. Kendisine ibadet edelim diye yaratmış. Zaten 5 tür ibadet var. Biz de bunların hepsini yapıyoruz. Yani Kur'an'ın bütün hükümlerini yerine getiriyoruz diyecekler. Böyle bir sonuca ulaşıyoruz. Oysa ki Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dilemeyen benim ayetlerimden gafildir. Yani bu ayetteki liyabudun kelimesini Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bu noktadan itibaren burası birinci kulluktur. Kul olmanın ötesine geçirenler bunu ibadet etsinler diye yarattı diyenler büyük bir yanılgının içindedirler. Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki, onlar Allah'a ulaşmayı dileyip, Allah'a yönelip, şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Allah'a kul olmanın başladığı yer, Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a kul olamazlar. Ve Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olarak kul olması için yaratmış olmasaydı, Allah'a ibadet etmiş olmak için yaratsaydı, ibadet hedef olsaydı, bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanların hep Allah'a ibadet edenler olması lazım. Ama Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
Allah'ın dilediği andan itibaren kulu, birinci kulluk. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluğa ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kulluğa, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kulluğa, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kulluğa, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman altıncı kulluğa, irşada ulaştığı zaman altıncı kulluğa, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kulluğa ulaşıyor. Ve Allah Teala Zümer 17'de kullarımı müjdele diyor. Öyleyse dikkat edin. Kişiyi Allah'ın karşısında kıymetli kılan şey Allah'ın kulu olmaktır. Allah'ın kulu olmayan herkes şeytanın kuludur. Zümer 17 açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor. Şimdi Allah Teala insanları kul olmak için yaratmasaydı onlar Allah'a ibadet edeceklerdi ama hep şeytanın kulu olarak kalacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a kul olmaları mümkün değil. Şeytanın kulu olmaktan kurtuldukları Allah'a kul oldukları nokta olarak veriyor Allah Teala Zümer 17'yi. O zaman eğer Allah Teala Zariyat 56'da o ifadeyi Allah'a kul olmak değil Allah'a ibadet etmek üzere kullansaydı bütün insanlar Allah'a ibadet edeceklerdi ama Allah'a hiçbir zaman kul olamayacaklardı ve şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Acaba Allah Teala insanları şeytana kul olsunlar diye mi yarattı? Böyle bir iddiada bulunabilecek olan bir gafil var mı acaba? Öyleyse liyabudun kelimesi kul olmak için manasına gelir. Zaten Kur'an boyunca Allah-u Teala kulluk seviyesini devamlı arttırıp 7 tane kulluk koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, hedef ibadet olsaydı, herkes bu korkunç tuzağa zaten otomatik olarak düşmüş olacaktı. Ve nitekim bu büyük yanlıştan hareket eden insanlar, 5 çeşit ibadet vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 çeşit ibadetin hepsini yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Dikkat edin ki kulluktaki 7 seviye teslimde de var. Öyleyse Allah'a teslim olmak da 7 seviye, Allah'a kul olmak da 7 seviye, Allah yolunda takva sahibi olmak da 7 seviye. Ve eğer Allah Teala insanları ibadet için yaratmış olsaydı, hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz, hiç kimse takva sahibi olamazdı. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. İnsanların hiçbiri şirkten kurtulamazdı. Çünkü şirkten kurtulabilenlerin hepsi sadece Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a kul olabilenlerdir. Allah Teala ifadeyi son derece net olarak veriyor. Allah'a kul olsunlar diye yarattık.
O büyük yanlışı yapanlar bugün İslam'ın 5 tane şartını bir kurtuluş reçetesi olarak görenlerdir. Ve ne yazık ki hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafillerdir. Onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden yüksektir. Onlar mümin değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hiçbir zaman Allah'a kul olmazlar. Olmaları da mümkün değil. Bu bir fitnedir. Bu bir faciadır. Bu bütün dünyayı sarmış olan dumanın, duhanın, azabın arkasında yatan gerçek sebeptir. Bu ayeti, bu muhtevada tutanlar, liyabudun kelimesini Allah'a ibadet etmek olarak değerlendirenler, Kur'an'ın ruhunu ve hedeflerini yok sayanlardır. Dikkat edin ki 14 asır evvel bütün sahabe bugün bizim yaşadığımız hayatı yaşamışlar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. 7 tane kulluğun hepsine ermişler. Ve bütün insanların bu azap içinde kalmaları, duhan içinde kalmaları temelde bu korkunç yanlışlığın yapılmasına dayalıdır. Allah razı olsun. İkinci sualli kardeşimizin Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ifade edilen kulluk ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilen fizik vücudun teslimi noktasındaki kullukla Zariyat suresinin 56 ve Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Zümer 17. Söyledik. Bu birinci kulluk. Vellezi demin söylediğimiz için bir defa daha söylemeyelim. Tağuta kul olmaktan kurtulanlar, şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi birinci kulluğu ifade ediyor. Ali İmran 20. فَاِنْ هَجُّكَ فَكُلْ اَسْلَمْتُ الْوَجْهَ لِلّٰهِ وَمَنْ اِتَّبَعَنْ وَكُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّينَ اَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُ فَكَدْ اِهْتَدَوْ وَاِنْ تَوَلَى فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlar andolsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse o zaman sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir, görendir. Bakara 21. Ya eyyühen nâsü budu rabbikum lezî halekâkum. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kul olun. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden başkalarını da yaratan لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ umulur ki takva sahibi olursunuz. İnsanlar
Allah Teala eğer orada biz insanları ibadet etmekten başka bir sebeple yaratmadık diyorsa Allah Teala neden bu ayetlerde Allah'a kul olmayı ifade ediyor? Allah'a fizik vücutlarını teslim eden insanlar Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesini Allah bu kardeşimiz Hüseyin kardeşimiz fizik vücudun teslimi noktasındaki kullukla diyor. Evet, fizik vücudun Allah'a teslimi gerçekten Allah'a dördüncü kulluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada birinci kulluğun sahibiyiz. Mürşidimize ulaştığımız an tabiyette ikinci kulluk. Ruhumuzun Allah'a tesliminde üçüncü kulluk. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde dördüncü kulluğun sahibiyiz. Âl-i İmrân 20 ile Bakara 21'i beraber düşünürsek o zaman ey insanlar Allah'a kul olun diyor Allah Teala. Sizi yaratan Allah'a kul olun diyor. Kul olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Yasin Suresi'nin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane ey Adem oğulları diyor Allah Teala şeytana kul olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor. İşte burada Adem olur dediği Allah-u Teala'nın fizik vücutlar ve Allah-u Teala bütün fizik vücutlardan Allah'a teslim olacaklarına dair kul almış, söz almış, ahd almış. Böylece Allah'a kul olmak konusunda Allah'ın bizden aldığı söz var. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Ve bütün insanlar nefslerini de Allah'a kul etmek için, iradelerini de Allah'a kul etmek için bunun için yaşarlar. 7 safhada 4 tane teslim gerçekleştireceklerdir. Bu 7 tane kulluk seviyesi ifade eder. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi bu sebeple açık ve kesin bir standartta liyabudun biz insanları başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte Bakara Suresinin 21. ayet-i kerimesi ey insanlar Allah'a kul olun diyor. İşte Yasin Suresinin 60-61. ayetleri ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Ahdinizi yerine getirin diyor. Bütün bunlardan sonra eğer insanlar orada Allah Teala liyabudun demekle Allah'a ibadet etsinler diye ibadet etsinler için etsinler diye yarattım manası çıkarıyorlarsa ki öyle yaptıkları için bu insanlık faciası şu anda cereyan ediyor. İnsanların %90'dan fazlası
İslam'ın içinde de insanların %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olamazsa insanların kurtuluşu mümkün değildir. Oysa ki bir tek dilekle Allah-u Teala'yı dileseler Allah'a mutlaka kul olacaklar. Ve Zariyat suresinin hedefine de ulaşmış olacaklar. Birinci kulluğa ulaşmış olacaklar. Müjdeyi alacaklar Allah-u Teala'dan. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini. Sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle 3. suali Hüseyin'in. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi arasında bir niyet rabıtası var mıdır? Elbette niyet rabıtası vardır. Bakara 21'de Allah Teala farz kılıyor. Allah'a kul olmamızı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılıyor. Allah'a Bakara 21 ile Zümer 17 aslında birbirlerini tamamlayan iki ayet. Çünkü Allah Teala Bakara 21'de aynen şunları söylüyor. Ya eyyühen nâsü müdür rabbiküm ellezî halakâküm vellezîne min kablüküm. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ve sizden başkalarını da yaratan Rabbinize, sizi ve sizden başkalarını da yaratan Rabbinize kul olun. Bitmiyor ayet-i kerime. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız diyor. Lâlekum tettekûn. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Yani umulur ki bir tarafa bırakın. Lâlekum tettekûn demek böylece takvaya ulaşın demek. Böylece Allah'a kul olun ve takvaya ulaşın. İşte bu takvaya, fizik vücudun takvaya ulaşması, Allah-u Teala'nın emri, takvanın Allah'a kul olmakla takvaya ulaşın diyor Allah-u Teala. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah'a kul olduğunu ifade ediyor kişinin. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Şimdi buna Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini ilave edelim. Ne diyor? Orada Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile yani. Ve Allah'a takva sahibi ol. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Rum 31'e göre takva sahibi oldu. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. Bakara 21 ikisini birleştiriyor. Rabbinize kul olun ve böylece takva sahibi olun diyor. Hem kul olmanın aynı zamanda takva sahibi olmak olduğunu Bakara 21 anlatıyor. Hem Allah'a ulaşmanın, Allah'a ulaşmayı dilemenin kul olmak olduğunu, takva sahibi olduğunu iki ayet anlatıyor. Zümer 21 ile Zümer 17 ile. Rum 31.
buradaki Bakara 20'deki kullukta ta Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir kulluk. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kul olun. Burada bahsedilen kulluk, Bakara 21'de bahsedilen kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadaki kulluk, takva sahibi orada oluyorsunuz. Rum 31'e göre takva sahibi oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dileyince. Zümer 17'ye göre Allah'a, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorsunuz. Takva sahibi olmak da, Allah'a kul olmak da, Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Bakara 21'de Rabbinize kul olun ve takva sahibi olun diyor. Ve Zümer 17 ile aynı paralelliği gösteriyor. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi arasında bir liyet rabıtası var mı? Kesin olarak var. Kul olmakla takva sahibi olmak arasındaki ilişkiyi de bizlere açıklar mısınız diyor. Onu da böylece açıklamış olduk. Bu ayetlere Hüseyin bir ayet daha ilave etseydi, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini, bu üçgen otomatik olarak zaten kurulacaktı. O ilave etmemiş, biz ilave ettik. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi ediyor. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi şeytanın kulu olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Zümer 17. Ve Bakara 21'de Allah-u Teala Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun diyor. İki ayet. Diğer iki ayet böylece birleşiyor. Zümer 17 takva sahibi olmayı içermemiş. Ama şeytanın kul olmaktan kurtulmayı ve Allah'a kul olmayı içermiş. Allah'a ulaşmayı dinlemekle. Diğer ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı, yani Rum 31, Allah'a ulaşmayı dileyenin takva sahibi olduğunu içermiş. Ama o da kul olmayı içermemiş. Bu ayet-i kerime ise, Bakara 21 ise, Allah'a kul olanların takva sahibi olduklarını söyleyerek ikisini birleştiriyor. Allah razı olsun. Denizden Doğan Kuşman diyor ki, Araf 186 ile Ali İmran Suresi 178. ayet-i kerime arasında, kerimeleri arasında bir illiyet rabıtası vardır diyebilir miyiz diye soruyor Doğan. Araf 186. Men yudlillahi felâ hâdiye leh. Allah kimi dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Ve yezeruhum fitûyânihim yâmehûn. Ve onları azgınlıklar içinde, İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır, terk eder. Ali İmran 178. Ve la yahsebennellezine keferu ennemâ numli lehum hayrun li enfisihim. İnnemâ numli lehum iyyezdâdü isma ve lehum azabün muhîn. Sakın o kafirler, onlara verdiğimiz mühleti kendileri için bir hayır sanmasınlar. Onları bu mühleti vermemiz sırf günahlarını arttırmaları içindir ve onlar için alçaltıcı bir azap var. Araf 186'da Allah-u Teala dalalette olan insanları
azgınlıkları içinde, isyanları içinde şaşkın bırakır diyor. Onlarla meşgul olmaz. Ali İmran 178'de de onlara mühlet veririz diyor ki Araf 186'daki kişiler Allah Teala tarafından mühlet verilmişlerdendir. Allah bekler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtulacaklardır. Dilemezlerse kurtulmayacaklardır. İsyan edenler Allah-u Teala'nın kendilerine yaşam hakkı vermesini lehlerine bir şey sanmasınlar diyor. Allah-u Teala Ali İmran 178'de her ikisinde de Allah-u Teala'nın ilgilenmemesi de mühlet vermektir. Mühlet vermesi de ilgilenmemesi demektir. Bu itibarla Allah'ın yoluna girmeyenler için Allah bir şey yapmıyor, sadece bekliyor. Allah razı olsun. İkinci suali, nefsimizdeki afet sayısal değerleri başlangıçtaki değerlere göre artmayacağına göre, azgınlık ve isyanın artmasının nasıl olduğunu bizlere açıklar mısınız diyor. Gerçekten nefsimizdeki afetin sayısal değerleri başlangıçta neyse sonuna kadar aynı özellikle gider. Ama Allah-u Teala'nın burada azgınlıkların artmasından bahsetmiyor. Araf 186'da onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakırız diyor. Diğerinde de Yezdad-ı İsma günahlarını arttırmaları için bırakırız diyor. Kişinin günahları afetler değişse de değişmese de devamlı artacaktır. Neden? Çünkü kişi mutlaka hatalar yapacaktır ve günahları artacaktır. Onların Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi onların günahlarının artması, kişinin nefsindeki afetler değişmese de günahları devamlı olarak artacaktır. Çünkü kişi devamlı bir takım hatalar işleyecektir. Güzel işlemler yapsa da hatalarını işlediği takdirde günahı mutlaka artacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça hiç kimsenin günahının artmaması mümkün değildir. Öyleyse sual yanlış. Azgınlık ve isyanın artmasının nasıl olduğunu diyordu an, onların artması değil. İsma kullanmış Allah-u Teala günahlarının artması, izdadı artması, günahın artması. Herkesin günahları hata işledikçe yeni rakamlar günahlarına ilave edilecektir, artacaktır. Ta ki o kişi daimi zikre ulaşsın, o noktadan sonra kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden fazla olacaktır. O zaman günahların artması söz konusu olmayacaktır. Ankara'dan Halim Albayrak kardeşimiz der ki, Şura suresinin 12. ayet-i kerimesinde göklerin ve yerlerin anahtarı O'nundur. Rızkı dilediğine çok dilediğine az verir. O her şeyi hakkıyla bilendir buyuruluyor. Lehu mekaludus semavati vel ardı. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O'nun içindir, O'nundur. Yepsütür rızkı limen yeşayı ve yaktir. Dilediğine rızkı genişletip yer ve aslında yaktir kelimesi kısar anlamına gelmiyor. Takdir eder diyor Allah-u Teala.
kısma kısa kısmak anlamında da buradaki yaktir, en takdir etmek kelimesi bir anlamı arttırmak, arttırmayı takdir eden Allah-u Teala, kısmayı da takdir edendir tabii. Ama buradaki ifade ve takdir eder diyor. Birincisinde buradaki yakdir kelimesi düşünüyorum azaltmak istikametinde Allah-u Teala'nın bir bast ismi var. Bir kabz ismi var. Kabz ederse daraltır. Bast ederse genişletir. Yepsut'ta basit isminin gereği yepsut tür rızka, rızkı genişletir diyor. Basit esmasını kullanmış. Ama ötekinde kabz yok. Yaktir diyor. Takdir kullanmış. Burada bir tercüme hatası söz konusu olabilir. Takdir etmek her zaman daraltmak anlamına gelmez. Allah-u Teala daraltmak istikametinde yapar takdirini. Genişletmek istikametinde de yapar. Yani buradaki kelime mutlaka daraltmak anlamına gelmiyor. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala kimine rızkını genişletir, kimine de daraltır. Bu da bir vakadır. Yalnız kullanılan tabir, basit kullanıldığı halde kabiz kullanılmadığına göre, kabid, burada genişletmek ve daraltmak söz konusu değil diye düşünüyoruz. Ama suale bakalım. A kelimesi, A sualinde diyor ki, A şıkkında ayet-i kerimede belirtilen yerlerin ve göklerin anahtarının muhtevasını açıklar mısınız diyor. Yerlerin ve göklerin anahtarı, göklerin anahtarı yedi katın her birinin bir kilidi var. Allah Teala bu kilitlerin anahtarını bir, ölüm meleklerine vermiştir. İki, bütün insanların nefslerine vermiştir. Kullanma imkanı vermiştir onlara. Nefs, tezkiye oldukça anahtarı alabilir. Göklerin kapılarının anahtarını nefs tezkiye oldukça alabilir. Her tezkiyede, her tezkiye kademesinde bir gök katı yükselecektir. Bir üstteki gök katının anahtarını, gök katının kapısını açabilecek bir hüviyetin sahibidir. Ama anahtarı elde edebilmesi için, onu yapabilmesi için o seviyede bir aklanmayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirebilirse bu iş tamamlanır. Göklerin anahtarı o. Yerlerin anahtarı deyince de Allah-u Teala yerlerdeki bolluğu ifade ediyor. Yani bir tarlaya vereceği ekinin standartlarını Allah tayin eder. Orada takdir hakkını kullanır Allah Teala, dilediğine dilediği kadar verir. Allah razı olsun. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, ayet-i kerimede belirtilen rızkın dilediğine çok dilediğine az verilmesini izah eder misiniz? Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. Kişi neyi hak ederse onu verir Allah-u Teala. Allah'ın bereket denen bir müessesesi vardır. Bazı insanlar çok az parayla geçinirler ve de hiç sıkıntı çekmeden geçinirler.
onlardan çok daha fazla para kazananlar da kazanırlar parayı ama geçinemezler. Her an nakit sıkıntısı çekerler. Her an geçim sıkıntısı çekerler. Öyle yaşarlar. Öyleyse Allah Teala aslında daraltmak istemez. Diyor ki kim bizden dünya malını isterse ona dünya malını veririz diyor. Ama onların ahirete nasibi yoktur. Dileğe göre Allah Teala çok verir ve ne zaman Allah Teala kısar, o Allah'ın kendisinin bileceği bir şeydir. El-Basit esmasını ne zaman kullanırsa orada kısıntı vardır. Ama Şura 12'de El-Basit esması kullanılmamıştır. Orada Allah Teala'nın takdiri söz konusudur sadece. Miktarın takdiri. Ama Allah Teala gerçekten dilerse genişletir, dilerse daraltır. Çünkü iki esmanın da sahibidir. El-Basit esmasında, El-Kabiz esmasında. Böyle olduğu için de orada Allah Teala'nın El-Basit esmasını kullanmaması önemli değil. Gerçekten Allah Teala dilediğine çoğaltır, dilediğinden azaltır. Yani kısar. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istikametinde onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmayla ve genişletmeyle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Allah razı olsun. İkinci sualli kardeşimizin Bakara suresinin 55. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Ve eskultum ya Musa len nü'mine leke hatta nerallâhe cehreten ve hazetkumus sâhikatü ve entüm tenzurun. Hani o zaman ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Size hemen yıldırım yakalamıştı ve siz de bunu görüyordunuz. Allah Teala'nın böyle bir cezalandırma olayı da söz konusu Hazreti Musa zamanında. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız diyenlerin üzerine Allah Teala yıldırım göndermişti ve onları kömür haline getirmişti. Ve geri kalanlar da gördüler ve iman ettiler. Üçüncü suali kardeşimizin ümmet kavramını açıklar mısınız? Ümmet bir dinin bir peygambere bağlı olan kesimini ifade eder. Bir, ümmet milletleri ifade eder. İki, her millet kendi içinde, kendi standartlarında bir ümmettir. Bir de ümmet kavramının bir başka cephesi bir peygambere bağlı olan kesim. Ama bu cephe çok geçerli değil. Neden değil? Çünkü bütün peygamberler Allah'ın katında, Allah'ın söylediği aralarında fark gözetmeyiz, hepsini aynı değerde tutarız diyor. Ve zaten diyor birden fazla din yaratmadık. O zaman ümmeti, Hazreti Musa'nın ümmeti, Hazreti İsa'nın ümmeti, Hazreti Muhammed'in ümmeti diye ayırmak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değildir. Bütün insanlar bir tabiyet açısından, hangi dine tabiyetler açısından bir suale muhatap değillerdir. Çünkü iki tane din, üç tane din yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in başlangıç sahibi olduğu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle noktalanan, son şeriat kitabıyla noktalanan kainatın tek şeriatı, tek dini. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar aynı şeyi yaşamışlardır. Öyleyse peygambere tabiyetin bir ümmet oluşturması söz konusuysa iki tane ümmet yoktur, üç tane ümmet yoktur. Sadece bir tek ümmet oluşmuştur. Tek bir dinin bütün salikleri. Ümmet kavramı Kur'an-ı Kerim'de
milletler anlamına gelir. Hatta daha küçük topluluklar haline de gelir. Allah Teala her kavme bir resul gönderdik diyor, göndeririz diyor. Kavim anlamına da gelir. Ümmet anlamı. Bütün ümmetler için de resul bahsederiz diyor. Her kavimde resul bahsederiz diyor. Aynı konu. Bütün kavimlerdeki resuller aynı şeyi söylerler ve bütün insanlar aslında tek bir ümmeti oluşturmak üzere yaratılmışlardır. Allah-u Teala'nın bunun için temel emri fırkalara ayrılmamaktır. Eğer Kur'an esas alınıyorsa ümmetler diye bir şey yoktur, ümmet vardır. Tek bir ümmet. Ama insanlar bugün fırkalara ayrılmışlardır. Her biri bir başka peygamberin birbirinden farklı şeyler söylediğini zannederek her biri bir peygamberin ümmeti olmuştur. Son açıklama, eskilerinden hiçbir değişiklik göstermemek kaydıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Dünyanın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim hiçbir peygamberin başka bir peygamberden farklı bir şeriatının olmadığını söylüyor. O şeriatta bütün peygamberlerin şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de şeriat olarak mevcuttur. Öyleyse iki tane, üç tane, dört tane ümmet mevcut değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti kimlerdir? Allah'ın dinini yaşayan herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetidir. Eğer yaşarlarsa, yaşayan herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetidir. Bu demektir ki bütün peygamberlerin ümmetidir. Allah razı olsun. Manisa'dan Osman Kükçü diyor ki, Enam 57'deki yalanlanan mefhumun hidayet olduğunu söyleyebilir miyiz? Kul inni ala beyinetin min Rabbi. Muhakkak ki bu Rabbinden, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine üzerindeyim. Ala üzerinde beyinetin min Rabbi. Rabbimden bir beyine üzerindeyim. Ve kezeptüm bihi. Ve siz onu tekzip ettiniz, yalanladınız. Ma indi ma testacilune bihi. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Acele ettikleri şey, hadi kıyameti getir bakalım diyorlar. Benim yanımda değil. İnil hukmu illa lillahi. Hüküm ancak Allah'ındır. Yakussül hakka, o hakkı kıssa eder, anlatır. Ve hüve hayrul fasilin, o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. Evet, Enam 57'deki yalanlanan şey hidayettir. Bugün de yalanlanan şey gene hidayettir. Enfal 70'te ikinci suali Osman Kökçü'nün, Enfal 70'te Allah'ın kişilerin kalplerinde hayır olduğunu bilmesi, o kişilerin Allah'a yöneldiğini gösterir mi? Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, kulli men fi eydiküm minel esra, in yâleminillâhü fi kulübüküm hayren, yu'tikum hayren mimma uhize minkum ve yâfirlekum, vallahi gafurun rahim. Ey Nebi, yani Peygamber, esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde bir hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve sizi mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Evet.
enfali etmişte Allah'ın kişilerin kalplerinde hayır olduğunu bilmesi, o kişilerin Allah'a yöneldiğini gösterir mi? Evet, gösterir. Kimin kalbinde hayır varsa, kalbinde hayır olanlar Allah'a yönelenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenin o dilek kalbindeki hayırdır. Gelmiştir, o kalbe yerleşmiştir. Allah onu işitir, bilir ve görür. Ona göre hüküm ferma olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişilerin Allah'a yöneldiğini gösterir. Ne diyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. İnsanların kalplerinde hayır olduğunu işitmesi söz konusudur, bilmesi söz konusudur, görmesi söz konusudur. Üçü de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hayrın, o kalbin hayrın sahibi olduğunu gösterir. Allah razı olsun. Üçüncü suali, Enfal 72'yi açıklar mısınız? Bu ayet-i kerimede inananların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduklarını ve hicret edenlerin de Allah'a ulaşanlar olduklarını söyleyebilir miyiz? Enfal 72. İnnellezine amenu ve haceru ve cahedu. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve göç etmişlerdir ve cihat etmişlerdir. Bi emvalihim ve enfüsühim. Mallarıyla ve nefsleriyle fi sebilillahi, Allah'ın yolunda. Vellezine ave, onlar barındırandır. Ve nesru ve barındıran, himaye eden ve nesru, nesru köküne geliyor, yardım edenlerdir. Ülaike baduhum evliyai, evliyau bad. Onların bir kısmı diğer kısmına dosttur. Yani onlar birbirlerinin dostlarıdır. Vellezine aminu olan ve lem yuhaciru ve hicret etmeyen maleküm min velayeti. Onların velayeti hakkında sizin üzerinizde bir şey, bir sorumluluk yoktur. Yani henüz maceretlerini tamamlamamışlar ama aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ama hicretlerini tamamlayamamışlar. Ve inisten sarakum fid dini fe aleykumun nasru. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum misak. Onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç. O zaman yardım etmek üzerinizdedir. Yani bundan sorumlusunuz. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir.
Allah-u Teala'nın burada amin olan ve hicret edenlerden bir muradı var. Evvela bu manevi bir hicret açısından değerlendirilmesi lazımdır. Amin olmuş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve aceru ve hicret etmiş. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmış. Ve ya da hicrette ve cahedu nefsiyle cihad ediyor kişi. Devamlı zikir yaparak nefsinin afetleriyle cihad ediyor. Buraya kadar manevi açıdan değerlendirmek mümkün. Bir envalihim diyor, malıyla diyor. O zaman bu fizik cihadı da kaplıyor bu cihad. Fizik standartlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunda düşmanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'ın düşmanlarına karşı savaş vermek. Mallarıyla ve nefsleriyle, yani eğer dünya savaşıysa buradaki nefs kelimesi fizik vücut kastediyor. Ama manevi savaşsa o zaman nefsin afetlerini temsil ediyor. Fî sebilillâhi, Allah'ın yolunda. Şimdi bu envalihim müessesesini çıkarırsak, bu envalihim yoksa o zaman amin olanlar, hicret edenler, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar, ecaidü ve nefsleriyle cihad edenler, cahidü enfüsihim, fî sebilillâhi, Allah'ın yolunda, buraya kadar sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmış birinden bahsediyor Allah-u Teala. Ama aynı konuda envalihim deyince neyi demek istiyor acaba Allah-u Teala? Şunu kastediyor. Ne zaman fizik vücudumuz Allah yolunda zikir yaparsa, bu zikir Allah'ın kadından rahmet, faz ve selavat isimli üç nuru getirir. Bu gelen nurlar fizik vücudumuz için Allah'tan bir rızıktır. Yani onun Allah'tan verilmiş malıdır. Ama nefsimize ulaştığı zaman nefsimiz için infak müessesesi olur. Ve sadece Allah'ın yolunda olanların nefslerini infak etmeleri söz konusu olur. Buradaki enval kelimesinden Allah-u Teala'nın nefslerini beslemeleri, nefsin infakını kastettiği anlaşılıyor. Vellezine ave ve nasırı. Onlar barındırandır ve yardım edendir. Neyi barındırandır? Nefslerinin kalbinde Allah'ın rahmet, fazla salavat isimli nurlarını barındırandır. Ve yardım edenler nefslerinin tezkiyesi için yardım edenlerdir. Buraya kadar kişisel olarak kişinin fizik vücudu nefsi arasındaki ilişkileri söyledik. Şimdi madalyanın öbür tarafından bakalım. Ensarla macerin arasındaki münasebete bakalım. Onlar amin odurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve haceru ve hicret etmişlerdir. Hicret edenler Mekke'den Medine'ye gidenler. Ensarsa bunların yardımcıları. Şimdi fizik vücutlar üzerinden gidiyoruz sonuca. Ve cahedü bi envalihim. Mallarıyla cihat ederler. Paralarını verirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kılıç alır, silah alır, at alır. Onlara malzemeleri alır. Ve enfüsihim ve fizik vücutları, enfüsihim burada fizik vücut olarak kullanılıyor. Fizik vücutlarıyla da harp ederler. Fî sebilillâhi, Allah'ın yolunda.
fizik vücut olarak cihat etmek de Allah'ın yolunda cihattır. Ve lezine arev, onlar barındırandır. Kimleri? Mekke'den Medine'ye göç edenleri, muhacirleri barındırandır. Ve nesarı, ve yardım edenlerdir. Ensar kelimesi de buradan geliyor zaten. Ülâike bâdühüm evliyâ-ı bâd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Fizik vücutla nefs dostluğu olduğu gibi ensarın ve muhacirinin birbirine dostluğu da söz konusu. İki konuyu birden götürüyor ayet-i kerime. Ve lem yuhacru, kim onlar cihat, onlar muhacir değillerdir. Malekum min velayetihim min şeyin. Eğer muhacir olmaz da Mekke'de kalanlar olursa, onların Allah'ın konusunda Allah'a evliya olması konusunda sizin için bir şey yoktur, bir sorumluluk yoktur. Onların evliya olması Allah'la kendi aralarındaki bir konudur. Sizin bunda sorumluluğunuz yoktur diyor. Sizin üzerinize bir şey düşmez diyor hatta Allah Teala. Hatta yuhaciru, hicret edinceye kadar, ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarıncaya kadar. İn isten sarukum, eğer sizden yardım isterlerse fi dini, dinde, ve aleykumun nasru, onlara yardım etmek söz konusudur. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum misak. Sizin ve onların arasında bir misak olması hariç, bunu önleyen bir durum olması, bir misak olması hariç, o zaman yardım etmek mecburiyetindesiniz diyor. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Enfal 72 açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Bu ayet-i kerimede inananların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduklarını ve icat edenlerin de Allah'a ulaşanlar olduklarını söyleyebilir miyiz? Evet. Bir açıdan madalyonun bir yüzünde hicret edenler var. Allah'a hicret edenler var. Madalyonun öbür yüzünde dünya üzerinde hicret edenler, Mekke'den Medine'ye hicret edenler var. Yardımlar onların arasında geçiyor. Ama aynı ayetler net olarak insan ruhunun Allah'a hicret edip ulaşmasını da ifade ediyor. Ve bu ayetteki amen olup hicret etmeyenlerin durumunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Bu maddi cephede ameni olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dinlemişler, ruhları Allah'a hicret etmiş ama fizik vücutları Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkmamış. Fizik vücutları hicrette değil. Dördüncü suale, Enfal 75'i açıklar mısınız? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ اُولُو الْاَرْحَامِ بَعْدُهُمْ اَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Ve bundan sonra amene olup hicret eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, Allah'tan rahmet alanlar, öbürlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse Enfal 75 de aynı standartlarda hem manevi göçü hicreti ifade ediyor, hem de dünya göçünü ifade ediyor. Bundan sonra amene olup hicret eden, Allah'a doğru yola çıkan kimseler
Ve sizin de beraber cihad eden kimseler, siz nefs tezkiyesi yaparken onlar da nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar sizdendir diyor Allah Teala. Manevi açıdan değerlendiriyoruz. Olay böyle. Şimdi maddi açıdan değerlendiriyoruz. Ve bundan sonra ameni olup hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret eden kimseler ve sizinle beraber düşmanlara karşı fizik standartlarda savaş veren kimseler, işte onlar sizdendir. Bu da maddi cephesi konunun. Allah'ın kitabında rahim sahipleri akrabalardır. Akrabalar birbirine daha yakındır. Bu rahim sahipleri Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler birbirine daha yakındır diyor. Burada birinci kesimin, yani kişinin nefsiyle yaptığı cihadın daha, bu ona daha yakın olduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir diye bitirmiş olayı. Ve Kayseri'den Hilal Aşkın kardeşimiz der ki, geçen hafta sormuş olduğum sualde Kasas 57, Kasas 67 olarak aktarılmış. Özür dileyerek sorumu tekrarlamak istiyorum. Kasas 57'de onlar senin hidayetine tabi olsak yerimizde tedirgin oluruz dediler buyuruluyor. Bu ayette zamanın, olayın ve insanların değiştiğini ama bu mazeretiyle günümüzdeki birçok insanın tabiyetten kaçtığını görüyoruz. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Allah razı olsun diyor Kasas 57. Ve kâlu innettebil nettebi'ül hüda meake nütehattaf min ardina evelem numekkin lehum haremen aminen yucba ileyhi semeratu kulli şeyin rızkan min nedunna velakinne ekseruhum la ya'lemun. Dediler ki, eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak yerimizden, yurdumuzdan ve konumumuzdan çekilip kopartılırız. Oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Diyor Allah Teala. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı güvenli bir haremde yerleştirdik diyor Allah Teala. Böyle bir güvenli haremde olmalarına rağmen insanlar fizik standartlarda Mekke kafirlerinin kendilerini hidayete tabi olurlarsa öldüreceğini düşünüyorlar. Ve kardeşimiz diyor ki, mekan değişti, yıllar geçti ama bu mazeret ile günümüzdeki birçok insanın tabiyetten kaçtığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten de kaçıyorlar. Halbuki o bir mazeretle alakalı değil. Ve başka insanların kendilerine kötü bakacağını, kötülük edeceğini zannederek ve düşünerek Allah'ın yolundan kaçanlar kendilerine en büyük kötülüğü etmişlerdir. Ve oysa ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri bile onları kurtuluşa ulaştırabilir. İstanbul'dan İlkay Kazan kardeşimiz diyor ki, idrak adlı sohbetinizden ruhun %100 hasletlerle dizayn edilmiş olduğunu, ancak başlangıçtaki bir insanın nefsinin %100 afetlerle dolu olmasına rağmen %50 Allah'ın emirlerini yerine getirebileceğini anladım. Biz başlangıçtaki bir insan için nefsin Allah'ın emirlerini %100 yerine getirmediğini öğrenmiştik. Bu konuda Kur'an içinde bizleri aydınlatır mısınız? Nefsimizin kalbi
%100 hasretlerle dolu, afetlerle dolu, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, bir eşitlik içinde hayata atılıyoruz. Yani güzelliği işleyebileceğimiz kadar kötülüğü de işleyebiliriz. Alternatifler eşit. %50 kötülük yapmak ihtimalimiz var, %50 iyilik yapmak ihtimalimiz var. Ama çok önemli bir faktör var devrede. Nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlar, yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Şeytan da bizden bunu istiyor. Ve şeytan nefsimizin afetlerine bunu söylediği zaman nefsimizin afetleri bunu yapmaya hazır. Aklımızı ikna edip negatif şeyler işletiyorlar bize. Bu sebeple işlediğimiz aslında %50 doğru olabilecekken %100'e yakın yanlış yapıyoruz. %50 nefsimizin normal davranışları sebebiyle hatalarımız, ama geri kalan %50'ye yakın diğer bölüm bizi doğruları işlemekten alıkoyan şey, şeytanın taleplerine nefsimizin %100 itaat etmesi. Ve Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, emredildiği, emrettiği şeylerin hiç işlenmediği, yapılmadığı bir ortamda gelişen aklımız devamlı olarak nefsimize yeşil ışık yakıyor. Nefsimizin taleplerini kabul ediyor ve böyle bir dizaynda oluşan hayatımızda %50 %50 doğru ve yanlış yapma ihtimalimiz varken %100'e yakın hatalı bir davranış biçimleri dizisinde oluyoruz. Allah'ın yoluna girene kadar. Sebebi şeytan, şeytanınla nefsimizin afetlerinin aynı hedeflere yönelik olması ve aklımızın Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiklerinin de herkes tarafından işlendiği bir ortamda şuur kazanması. Allah razı olsun. İstanbul'dan şöyle Tuncer kardeşimiz diyor ki, Allah yolunda güçlü olmak nedir? Zorlukları zor görmemek mümkün müdür? Mümkünse nasıl mümkündür? Allah yolunda güçlü olmak, Allah'a tevekkül etmektir. Allah'a güvenmektir. Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Allah'a güveniniz öyle bir imanın sahibi olmanızı gerektirmeli ki, iman sahibi olduğunuz her şeyi Allah-u Teala'nın sizin için gerçekleştireceğini düşünmeli ve bundan emin olmalısınız. Sizin iman dereceniz sebebiyle Allah-u Teala ile olan ilişkileriniz belli seviyelerde devam eder. Allah'a imanınız ne kadar artarsa, O'nun sizin iman ettiğiniz şeyi mutlaka yerine getireceğine dair imanınız ne kadar artarsa o kadar başarılı olursunuz. Ruhunuzun Allah'a kesintisiz hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşmasının arkasında sizin Allah'a imanınız vardır. Allah-u Teala iblisle ilişkinizi kesiyor. Vuslattan sonra eğer inanırsınız ki, inanırsanız ki Allah-u Teala sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bu imanınız varsa mutlaka fizik vücudunuzda Allah'a teslim olur ve geri kalan teslimler de öyle devam eder. Öyleyse güçlü olmak, iman sahibi olmak, Allah'a güvenmektir. Allah'a güvenmek, tevekkül etmek sizin imanınızın derecesine bağlıdır. Böylece Allah'a ne kadar güvenirseniz, Allah'a imanınız ne kadar artarsa, Allah'ın size yardım edeceğine imanınız ne kadar artarsa, o kadar güçlükleri kolaylıkla yenebilirsiniz. Çünkü Allah-u Teala her konuda size mutlaka yardımcı olur. İkinci soru, hizmetlerde Allah'ın rızasına tabi olmak için hangi davranışların sahibi olmalıyız? Evvela
bu imanın sahibi olmalısınız. Sonra da başka insanlarla ilişkilerinizde onların hatalarını görmemeye çalışacaksınız. Siz de başka insanları üzecek olan davranışlarda bulunmayacaksınız. Ve bütün bunları gerçekleştirmek için yapmanız lazım gelen en önemli şey Allah'ı çok zikretmektir. Daimi zikre ulaşmak için elinizden gelen bütün gayreti göstermelisiniz. Allah razı olsun. Erdek'ten Berlin'den kardeşimiz diyor ki Nisa 173 Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Nisa 175 ise ruhun Allah'a teslimini anlatıyor diyebilir miyiz? Nisa 173 ve emmellezine amenu ve aminu salihate fe yuveffihim ucurehum ve yeziduhum min fadlih ve emmellezine tenkefu festekberu fe yuazibuhum azaben elima ve la yecedune lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. İman edip amini olup salih amel, yani nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapan kişilere gelince onlara ecirleri ödenir. Ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş ve nefs tezkiyesi yapıyor. Onlara ecirler ödenir. Yani Allah'a zikir yaptıkça onların karşılığında Allah Teala'nın katından rahmet ve fazl ve selavat nurları gelir, nefslerinin kalbine yerleşir. Ve kendi, yani Allah'ın fazlından daha da eklenir. Çünkü Allah Teala o günden başlayarak o kişi müşrine ulaştığı güne kadar biri 10 verirken o günden itibaren biri 100 vermeye başlar ve biri 700'e kadar da bunu çıkaracaktır. Ama Allah'a kul olmaktan çekinen, kibirlenen kimselere gelince onlara elin bir azapla azap edilecektir diyor. Ve onlar Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir yardımcı bulamazlar. Nisa 173 Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor diyebilir miyiz? Diyor kardeşimiz. Hayır, onun çok daha ötesini ifade ediyor. Nisa 173 salih amel işlemeye başlamış bir kişiyi ifade ediyor. Mürşidine ulaşmış, tabi olmuş ve nefs tezkiyesi yapmaya başlamış kişi. Nisa 175 fe emmellezine amenu billahi vaktesemu bihi feseyyutuluhum fi rahmetin minhu ve fadlin ve yehtihim ileyhi sıratan müstakima. Allah'a amenü olup da Allah'a ulaşmayı dileyen ve onda ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dileyen, sığınağa sığınacak kişiyi Allah onları rahmetinin ve fazlının, kendinden bir rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, edecektir, ulaştıracaktır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'ta yok olmayı, Allah'ta fani olmayı dilerler. Onları Allah sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Nisa 175 kardeşimiz bu konuyu ters yazmış. Nisa 175 Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor.
Nisa 173 ise ruhun Allah'ı teslimi için kişinin mürşidine olup ulaşıp da tabi olduğu noktayı ifade ediyor. Son sual İstanbul'dan Sabri Ekmekçi'den giriyor. Gıda maddesi ve para dışındaki verilen hediyelerin zekat ve birri var mıdır? Aslında söz konusu olan hediye de olsa bir gelen, muameleke eklenen bir şeydir. Zekat ve birri olması gerekir. İkinci suali kardeşimizin, Kur'an-ı Kerim dev insanlardan bahsetmekte midir? Kur'an-ı Kerim dev insanlardan bahsetmiyor. Bahsediyorsa bu dev insanların yaşantıları nasıldı diyor. Bahsettiğini hatırlamıyoruz. Ama bir defa daha Kur'an'ı inşallah inceleriz. Bizim Kur'an tefsirimiz henüz tamamlanmadı. Yarısından öteye geçtik ama henüz tamamlayamadık. Üniversitemizin 4. sınıfı tamamlanana kadar onu tamamlayabileceğimizi inşallah ümit ediyoruz. O zaman böyle bir sual sorulduğunda bahsediyor ve bahsetmiyor diye rahatlıkla konuşabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de dev insanlara dair bir işaret biz görmedik. Olup olmadığını da inşallah araştırırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir din konusundaki sualler ve cevaplar faslını burada Allah Teala bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.